Bugün AKP'yi desteklemez eleştirirseniz hain yaftası yersiniz. Hoca olursunuz, bucu olursunuz, şucu olursunuz. Dış güçlerin adamı olursunuz. CHP'deki lider değişikliğini savunur, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirseniz AKP'nin adamı olursunuz. AKP'nin paralı trolü olursunuz. AKP tarafından sarayın adamı olarak siyasete girmeye çalışıyorsunuz, parti kurmaya çalışıyorsunuz diye suçlamalarda da bulunurlar. Görüyorsunuz Muharrem İnce'ye bu şekilde saldırıyorlar Kılıçdaroğlu taraftarları. Sarayın adamı diyorlar. AKP'liler ise kendisini desteklemeyenleri hain diyor, dış güçlerin adamı diyor, şu diyor, bu diyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi de komik ötesi bir yazı yazmış. Adam diyor ki açık ve net bir şekilde Millet İttifakı'nı Erdoğan'ı devirmek için ABD kurdu. Yani Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ABD tarafından kurulan Millet İttifakı'nın bileşenleriymiş. Amaçları da Erdoğan'ı devirmekmiş. Abdülkadir Selvi'ye birileri hatırlatsın. Parlamenter sistemi bırakıp başkanlık sistemine Türkiye'yi götüren AKP ve MHP'nin bizzat kendileridir. İttifak sisteminin yolunu açan da kendileridir. Kendileri ittifak yapacak, her şey iyi güzel. Başkaları ittifak yapmaya kalkınca hain olacak, ABD'nin adamı olacak, şunun maşası olacak, bunun maşası olacak. Ya bir kere akıl var, mantık var. Bu sistem son derece şu anda yasal ve kendileri getirdi. İttifaklar sistemini onlar şöyle hayal etti. Biz %50 artı 1'i MHP'yi yanımıza alırız. Milliyetçi tabana oynarız. İstediğimiz gibi kazanırız. Ama baktılar ki karşı taraf da bir ittifak yapıyor. Hiçbir araya gelmeyecek insanlar bir araya geliyor. 31 Mart yerel seçimlerinde de zafer kazanıyorlar. Şimdi bunu gördüler. Amaçları şimdi ne? Millet İttifakı'nı parçalamak. Millet İttifakı'nı parçalamak için de bu tarz konuları pişirip pişirip gündeme getirecekler. Millet yer mi bunları? Yemez. İstedikleri kadar yazsın, çizsinler, millet bu oyuna gelmez. Millet bu tarz şeylere inanmaz. Yıllar yılı işte CHP zihniyeti pistir, CHP'nin kökü bereketsizdir, CHP şöyledir, CHP böyledir diyerek işi götürdüler. Girdikleri her seçimi kazandılar. Ama vatandaş artık yutmuyor. Hele bir de Z kuşağı denilen kuşak hiç yutmayacak bu tarz palavraları. İstedikleri kadar at koşturabileceklerini sanıyorlardı. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra hatırlayın. Ekrem İmamoğlu seçimi kaybettikten sonra dediler ki biz buna Ekrem İmamoğlu demeyelim de CHP adayı diyelim. CHP'ye karşı toplumda da bir nefret var. Bu adam kazanamaz dediler. O bile test etti. 806 bin fark atıldı. Şimdi bu kafayla devam ettikleri müddetçe bu farkı 8 milyona çıkarırlar. Abdülkadir Selvi'nin komik ötesi yazısında bakın aynen şu ifadeler kullanılıyor. Parlamenter sistemde meclisteki dengeleri değiştirerek aldıkları sonucu başkanlık sisteminde başaramayacaklarını görüyorlar. Bu kez Erdoğan'ı tasfiye etmek için karşısına ittifak çıkarmayı seçtiler. Yerel seçimlerde de kısmen sonuç aldılar. AK Parti bunu anlayamadı. Biden da ona işaret ediyor. Seçim süreciyle İstanbul'dan dışarı atıldı diyor. Şimdi Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partilerini de ittifaka dahil ederek kesin sonuç almak istiyorlar şeklinde bir yazı yazmış. Ya AKP'nin seçim kaybetmesi demek ülkenin işgal altına girmesi mi demek? Ülkenin bölünüp parçalanması mı demek? Böyle bir şey mi var? Yarın bir gün diyelim ki Muharrem İnce Cumhurbaşkanı seçildi. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye bölünecek, parçalanacak mı sanıyorsunuz? Bu nasıl bir zihniyettir? Bu nasıl bir mantıktır yani? AKP ile mi var oldu Türkiye Cumhuriyeti? 100 yıla yaklaşan bir tarihiyle Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta, dimdik de ayakta kalacaktır. Ama bu tarz yazılarla, bu tarz gülünç iddialarla ancak kendilerine güldürürler. Kaldı ki muhalefetin seçim kazanma bir derdi yok zaten. Niye Abdülkadir Selvi bu kadar gülünç yazılar yazıyor ki? Muhalefetin bir Abdullah Gül aşkı var. Günlerdir bu aşkı konuşuyorlar. Baksana Kemal Kılıçdaroğlu bile çıkmış ne diyor? Abdullah Gül'den korkuyorlar diyor. Böyle muhalefet olduğu müddetçe hiç merak etmesin Selvi. AKP kazanmaya devam edecek. Güçlü bir şekilde her fırsatta muhalefet altın tepside AKP'ye iktidarı sunmayı çok iyi beceriyor. Yerel seçim farklı. Yerel seçim muhalefete rağmen kazanıldı. Milletin birleşmesiyle elde edilmiş bir sonuçtu. Ama gördüğünüz bir önceki seçimlerde Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday olarak çıkardı. İktidarı altın tepside adam sundu. Çıkmış bir de İhsanoğlu'nu öve öve bitiremiyor. Övdüğü adam da gitti 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdi.
Abdülkadir Selvi niye böyle şeyler yazıyor ki? Amerika'nın adamı olsa bu muhalefet bu kadar beceriksiz ve vizyonsuz olur mu? Amerika'nın kontrolünde olsa Millet İttifakı veya bu bileşenler bu kadar beceriksiz ve vizyonsuz olur mu? Karşılarına güçlü bir şekilde çıkarlar. Muhalefet güçlü olur bir kere. İktidar güçlü ama karşısındaki muhalefet zayıf. AKP muhalefetin ve CHP'nin zayıflıkları sayesinde bu kadar güçlendi. Abdülkadir Selvi de yazmış orada işte Millet İttifakı ABD tarafından kuruldu. Ya bunu da köşe yazısı diye yazmış. Hürriyet gibi medyanın bir zamanlarının amiral gemisinde bir şekilde yazıyor ya.